mu seçmeni? Seçmen günün sonunda Ramazan var önümüzde. iftar sofrasına ne koyabildiğine ve niye koyamadığına, geçen yıldan niye daha beter durumda olduğuna bakıyor. Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Ekonomiyle ilgili o kadar çok mesaj geliyor ki emekli öğretmen izleyicimiz iş buldum çalışıyorum emekli olduktan sonra diyor. E, bir iş daha olsa ancak yetecek diye de ekliyor Erkin Bey. Emekli öğretmen İzleyicimiz emeklilikte yaşa takılanlar daha evvel kaç kez söz verildi bize yıllardır bekliyoruz hakkımız olanı almak istiyoruz bu kez verilen sözlerde inandırıcı değil diye mesaj atıyorlar Meral Hanım mesaj göndermiş dönelim ekonomi gündemine kırmızı ete yapılan zamların ardından operasyonlar da çoğalmış ne operasyonu diyeceksiniz kaçak et kesimi yapanlara operasyon Manisa'da at ve eşek eti kesip piyasaya sürmeye hazırlanan 5 kişi gözaltına alındı. 40 kilo kesilmiş etle birlikte. Adres Manisa'nın Akisar ilçesi. Ağılda at ve eşek eti kesildiği ihbarı üzerine harekete geçti ekipler. İhbar doğru çıktı. Kesim işlemini yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde ağılda brandaya sarılmış dört kesilmiş eşek eti, park halindeki kamyonetin içinde üç canlı at ve otomobilde de yaklaşık 40 kilogram eşek eti bulundu. Kesilen at ve eşek etlerinin Manisa'nın dışındaki pazarlarda satışının yapılacağı öğrenildi. Canlı hayvanlara ve etlere ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bir de izdiham göstereceğim size. Bu varlık izdihamı para var ki vatandaş birbirine eziyor diyeceklerdir muhtemelen. Açılış şerefine 10 liraya halı satıyoruz diye duyurdular. 10 liraya halı için birbirine ezdi vatandaş. Biz de alacağız, biz de alacağız diye. E, yer İstanbul Ümraniye. Ucuz halı almak için birbirlerine ezdiler. Kalabalıklar arasında kalan bir çocuk da güçlükle çıkarıldı. Aldı ama vallahi izdiham oldu. İstanbul Ümraniye'de açılışı yapılan Züccaciye mağazasında ilk gününe özel yapılan indirim izdihama neden oldu. Mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte 10 liraya satılan halıları almaya çalışanlar ezilme tehlikesi geçirdi. <laughs> Mağazada yaşanan yoğunluk nedeniyle halılar kamyonetten dağıtılmaya başlandı. Bu sefer de halı almaya çalışanlar kamyonetin önünde yoğunluk oluşturdu. <laughs> Kuyruğa girenlerin çoğu iktidara destek verenler deniyor. Ne vakit bir kuyruk görüntüsü ekrana getirsek şeker kuyruğu gördük, yağ kuyruğu gördük. Ucuz ekmek için kuyruğa girenleri gördük, gördük, gördük. Kuyruğa girenlere varlık kuyruğu, paranız var ki giriyorsunuz diyenleri de gördük. Bu sözler AKP içinde siyaset yapanları dahi incitiyor ama AKP'den istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Amine Cansu Kaba'nın Gelecek Partisi'ne geçeceği iddia edildi. Gelecek Partisi görüşüyoruz kendisiyle dedi. Bu arada AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Muğla Fethiye Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Ayşe Çiftçi de partisinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla AKP'den istifa etmişti. Kaba'nın istifasını açıkladığı paylaşımında adalet ve liyakat eksikliğine vurgu yapması dikkat çekmişti. İstifası ile ilgili tartışmalar sürerken Kaba'nın gelecek partisine geçeceği iddia edildi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci iddiaya ilişkin yaptığı açıklamada Amine Cansu Kaba ile görüştüklerini söyledi. Ben o dönem AK Parti İstanbul İl Başkanı. Bir istifa haberi de Muğla'dan geldi. Fethiye Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Ayşe Çiftçi kararı sosyal medyadan AK Parti üyeliğimden gördüğüm lüzum ve aldığım karar nedeniyle istifa ediyorum sözleriyle duyurdu. Salonumuzu şereflendiren Sayın Genel... Balıkesir Belediye Meclisi'nde bir başka istifa ise meclis içi dengeleri değiştirdi. İyi Parti'den meclis üyesi seçilen Basri Ersan Kırbaş AKP'ye geçti. Kırbaş'ın bu kararı Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlamasına neden oldu. Bir değişiklikte de Antalya Döşemealtı ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adayı olan Emre Afacan beraberinde 100 kişiyle İyi Parti saflarına katıldı. Sağ olun, var olun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden söz açmışken ee, hemen söyleyelim. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili İmamoğlu'na suikast planlandığı ihbarıyla ile ilgili takipsizlik karar çıktı bugün yargıdan anlatalım. Danıştay cinayeti sanıklarından Osman Yıldırım bir mektup yazarak Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağını söylemişti. Gazeteci meslektaşım Barış Terkoğlu da Halk TV yayınında bu bildirimi paylaşmıştı. Bu sırada İmamoğlu'nun avukatı da şikayette bulundu. Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ancak kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılığı ihbarla ilgili olarak icraî hareket kapsamında veya teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanılmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin belediye başkanlarına hitap etti. Zorluklara rağmen, tüm engellere rağmen, uğraşmalarına rağmen sorumluluklarını yerine getiriyor belediye başkanlarımız dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükelşen'e ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na ödüllerini verdi. Belediye başkanları bulundukları beldenin aslında bütün sorunlarının kendisine yansıdığını belediye başkanları gayet iyi bilirler. Ve dolayısıyla bu sorunları çözmek için de olağanüstü çaba harcarlar. Ama bu çabayı harcarken son derece sınırlı kaynakları olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Parti ayırt etmek sizin tüm belediyelerin amacının halka hizmet olduğunu vurguladı. Çalışmalarından dolayı tüm başkanlara teşekkür etti CHP lideri. Hepiniz güzel başarılara imza atıyorsunuz. Beldede yaşayanlar sizin övgülerinizi Ankara'ya ulaştırdıklarında emin olun bizler çok daha mutlu oluyoruz. Ancak en özel teşekkürü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'iydi. Eskişehir'i Eskişehir yapan, daha doğrusu Eskişehir'i yeni ve çağdaş bir kent yapan, Bursa ile Ankara arasında çölde bir vaha gibi yeşerten olağanüstü güzel bir çaba sergiledi. Hepinizin huzurunda Yılmaz Hocamıza gerçekten teşekkür ederim. Yılmaz Büyükerşen yaşam boyu onur ödülünü aldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden. Yılmaz Büyükerşen Belediyecilik adına verilen bir diğer ödül ise Hatay'a gitti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Expo 2022 organizasyonunda gösterdiği çalışmayla ödüllendirildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Törenin adı 2. Yüzyıl Proje Ödülleri. Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına hazırlanıyor Cumhuriyet Halk Partisi de. Bir taraftan hedef 2023 diyerek AKP'de kendi seçmenini sandığa motive etmeye çalışıyor. Bir önceki seçimlerde millet bahçeleri vaat edilmişti. Yatıp yuvarlanacaksınız ailecek denilmişti hatırlayacaksınız. O millet kıraathanelerinde verilecek bedava kekler çok fazla ulaşmadı pek kimseye de millet bahçesi projeleri devam ediyor. Yurdun birçok yerinde, Konya'da da yapımı devam ediyor. Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş maliyet kalemlerine dikkat çekti. Artan inşaat maliyetleri sebebiyle Konya'daki millet bahçesinin 100 milyon liraya mal olabileceğini söyledi. AKP'nin milyonluk millet bahçesi projesi. Türkiye'nin 81 ilinde yapılması planlanan bahçeler maliyetleriyle gündemde. Konya'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımına başlanan ikinci bahçenin inşası sürüyor. Eski Atatürk Stadyumu'nun yerine yapılan bahçe 44.5 milyon liraya ihale edilmişti. Ancak artan inşaat maliyetlerinin ardından 100 milyonu bulabilir. AKP'li Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un açıkladığı bu veriler ekonomik krizin yaşandığı süreçte itiraf niteliğinde. 44,5 milyon lira rakam ortada ama şu an o paraya o yerin kapısından girip 3 adım atamazsınız. İnşaat maliyetleri çok yükseldi. Muhtemelen o rakamlar ihale ve iş bittiğinde 100 milyona ulaşmış olacak. Ama biz rakamları revize etmek yerine ihale yapıldığı haliyle yine orada koruyoruz. Konya'daki statla birlikte Millet Bahçesi'ne çevrilecek statların altısı Atatürk adını taşıyor. Bursa, Eskişehir, Diyarbakır, Giresun, Hatay ve Sakarya Atatürk stadları Millet Bahçesi'ne dönüşecek. Gerçek gazeteciler önemlidir. Bugün Çiğdem Toker'i okuyanları olmuştur. Biz günlerdir bir yasa değişikliğinden söz ediyoruz. Hani beşli çete demek mi yasaklanıyor diye kamuoyu konuşuyordu. Bu yasa değişikliğiyle bunun hedeflenmediğini, içerikte buna dair bir şey olmadığını açıkça ortaya koydu Çiğdem Toker. Bugün de zaten